SmartWorks 2010'da Drawing'le ilgili yapılan iyileştirmeleri inceleyelim. Önce buradaki ölçülendirmeye yaklaşıyorum. Ölçülendirmenin üzerine tıklayarak mouse'u yavaşça hareket ettirdiğimde bir tablo çıkıyor. Bu sol taraftaki Property Manager bilgileriyle aynı şeyi içeren bir tablo. Tabloya tekrar giriyorum ve buradaki tolerans tipini değiştiriyorum. Dediğim gibi buraya her türlü bilgi ekleyebilirim. Eklediğim bilgilerin konumlarını istediğim gibi düzenleyebilirim. Ve oluşturulan bir favori listesinden son kullanılanlar ya da kaydedilenler içinden bir şablon seçip onu uygulayabilirim. Şimdi başka bir özelliğe bakalım. Bir kesit görünüşe geçelim. Bu kesit görünüşte arkada bir görünüş kalmış. Bu çizgilerin görünmesini istemiyorum. Burada Section Diff özelliğini kullanarak arkadaki çizginin görünmesini engelliyorum. Ve bir üstteki görünüşe geçiyorum. Burada ordinatlı ölçülendirme yapacağım. Yukarıdaki ana resimde ölçülendirmeleri devam ediyorum ve bir altındaki buna bağlı olan detay görünüşte de aynı ölçülendirme özelliğiyle devam edebiliyorum. Ve yine bir ölçülendirme özelliği. Bunun için ölçülendirme komutuna giriyorum. Düz bir çizgi seçiyorum ölçülendirmek için. Bana nereye yerleştirmek istediğimi soruyor. Seçim yaptığım tarafa doğru otomatik olarak belirli aralıklarla düzgün biçimde yerleştiriyor. Seçim yaptığım yere doğru yerleştiriyor. Aynı şekilde dairesel ölçülere de bu özellikle verebiliyoruz. Ve gördüğünüz gibi her biri düzgün aralıkla iç içe yerleşmiş oldu. Annotation menüsünden Surface Finish komutuna giriyorum. Yüzey pürüzlük değerini bir ölçülendirme çizgisi üzerinde artık görüntüleyebiliyoruz. Ve aynı şekilde tolerans bilgilerini de sürükleyerek ölçülendirmelerle ilişkilendirebiliyoruz. Buradaki resimde dairelerin merkezleri belirginleştirilmemiş. Bu bilgileri vermek için Center Mark komutuyla her bir daire ve yayı seçiyorum. Her üzerine tıkladığım daire ve yayı için birer merkez bilgisi vermiş oldum. Eklediğimiz notları sürükleyerek başka bir notun üzerine bıraktığımızda birleştirme işlemleri yapabiliyoruz. Geri alıyorum bu işlemleri ve bir notu listenin üzerine sürüklediğimde de yeni bir madde olarak ekleyebiliyorum. Aynı zamanda Design Library'den de daha önce oluşturulmuş olan hazır metinleri de bu şekilde ekleyebilirim. Şimdi başka bir sayfaya geçelim. Burada patlatılmış bir montaj görüntüsü var ve maddeler halinde yeni bir yazı eklenmiş. Bu yazının içinde parça numaraları verilmiş. Parça numaralarını belirginleştirmek için etrafına bir çerçeve tanımlıyorum. Ve yine buradaki iki maddeyi belirgin hale getirmek için onları seçerek onların etrafında da farklı bir çerçeve yapısı uyguluyorum. Şimdi parça numaraları ile ilgili bir düzenleme yapayım. Etrafındaki daireler çok küçük olmuş. Hepsini seçiyorum ve ardından kendi tanımına göre istediğim boyutta bir çap belirliyorum. Buradaki numaralandırılmış parçalardan herhangi birini seçtiğimde quantity özelliğini aktif hale getirerek yanına dilediğim bilgiyi ekleyebiliyorum. Böylece parça üzerinden parçalarla ilgili bilgileri takip etmek çok daha kolay oluyor. Ve malzeme listesi. Artık parça görünüşü üzerinden parçaları seçtiğimizde malzeme listesindeki satırını görebiliyoruz. Aynı şekilde malzeme listesinden seçim yaptığımızda da parçayı rahatça görebiliyoruz. Şimdi malzeme listesini başka bir sayfaya taşıyorum. Taşıdığım bu sayfada malzeme listesinin sol tarafındaki alanı görüntülüyorum. Ve bu alan üzerinde gezindiğimde parçaların ön görünüşleri yer alıyor. Buradan bir parçayı çıkarmak istiyorum. Parça satırının üzerine sağ tıklayarak Exclude from Home seçiyorum.
Böylece listeden bu şu parçayı iptal etmiş oldum. Ve bir de burada bir alt montaj bilgisini yok etmek istiyorum. Alt montajın altındaki parçalar kalacak, ancak alt montaj bilgisi listede görünmeyecek. Ve yine bir düzenleme yapayım. Buradaki parçalardan bir tanesinin açıklamasını değiştiriyorum. Keep link seçerek linki korumasını istediğimi belirtiyorum. Ve daha sonra buradaki hücreler arasında klavye hareketleriyle dolaşabildiğimizi görüyoruz. Şimdi buradaki listeyi başka bir listeyle, montajdaki listeyle kıyaslayalım. Bunun için referans dokümanına değiştirilecek olan dokümanın isimlerini belirtiyorum ve kıyaslamayı yaptırıyorum. Kıyaslama işlemi bittiğinde bir ağaç çıkıyor karşımıza. Bu ağaçta birçok bilgi yer alıyor ve ağaç üzerinden hangi satırlar arasında ne gibi farklılıklar olduğunu inceleyebiliyoruz. Şimdi montajda bir parçanın numarası ile ilgili bilgi görmek istiyorum. Burada bu parçayı, bu gövdeyi ve buradaki mili numaralandırıyorum. Birinci sırada bu parça yok, içteki parçaymış. 14 numara olarak görünen burada 1 numara olarak görünüyor. Numarayı Mısır ağacından değil listeden okumasını istiyorum.